Sürekli kafaları kurcalayan bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu spiritüel meselelerin amacı nedir? Bunları nasıl uygulayacağız? Daha anlaşılır bir tabirle, ne yapacağız yani? Mistisizm aslında adı üstünde bir gizemdir. Tam da bu sebepten bir amacı yoktur. Gaye keşfetmektir. Bilinmeyeni, bilmediğimizi keşfetmek. Bu bağlamda baktığında aslında bir sonu da yoktur. Yaradanın hiçbir şeyinde bir son olmadığı için keşif de hiçbir zaman bitmez. Bir amaç yok yani. Ve bu insan zekasının doğasına çok da uygundur. Eğer ki günlük korku ve endişelerinin hepsinden kurtulmuş olsan bile yine de bu kainattaki her şeyi bilmek isteyeceksin. Şu anda günlük saçmalıklar seni çok fazla meşgul ediyor. Fatura, maaş, taksit, eğitim, seyahat, iş, kariyer, ekonomi, haberler, akrabalar, meşgul, meşgul, meşgul. İşte bunların her biri de ayrı ayrı kaygılar aslında. Ama bunların hiçbirini düşünmeni gerektirmeyecek imkanların olsa bile yine de merak edecektin. Hem de her şeyi. İşte mistisizm bunları aramak. Ama sana günlük hayatta bir fayda sağlamıyor. Sadece pür ufak bir bilim. Buluyorsun, sonra yeni sorular, sonra tekrar buluyorsun, sonra tekrar yeni sorular. Tamam, bulduk, bildik. Ama uygulama alanı yok. Sokağa çıkıp bu mistisizmi nasıl kullanabilirim diye soruyorsun ya, öyle bir şey yok. Ve sen alışık olduğun şekilde istiyorsun ki paket servis. Bana bir şey söyle de yapayım. Ne yapayım? İşte burada spiritüalist yaklaşım imdadımıza yetişiyor. Modern hayatın içindeyiz ve çok güzel alıştırıldık. Her şeyin bir paket servisi olmalı, değil mi? Sana bir paket önereceğim. Ama öteki tarafa giderken neyi paketleyip götürebileceksin? Onu da ayrıca merak ediyorum. İşte tarifin. Gece yattıktan sonra uyumadan 15 dakika şunu hatırla. Hatırlat kendine. Ben bu beden değilim. Ben bu zihin değilim. Uzan ve kendine hatırlat. Bu beden, bu ceset hakiki sen değil. Yaklaşık olarak 60 yıl boyunca yaşadığını varsayalım. Bu 60 yılda ortalama olarak 1500 ton gıda tüketmiş olacaksın. Bu cesedin sen olduğunu düşünüyorsun ya, hiç değil işte. 1500 ton, 1,5 milyon kilo gıda o bedene giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Ve dolayısıyla o ben zannettiğim beden hiçbir zaman aynı kalmıyor, sürekli değişiyor. Bir şeyler alıyorsun içeriye, eskileri terk edip çıkarıyorsun. O 1500 ton yükü sırtında taşımıyor, biriktirmiyorsun farkındaysan. Beden aynı beden gibi ama değil işte. Ama sen aynı sen isen demek ki bu beden olma ihtimalin yok. Demek ki beden dediğimiz bir semirme, bir öğütme mekanizması. Her an değişip durmakta. Sen bu beden değilsin. Aynı şekilde düşündüklerin de değişip durmakta. Onlar da biriktirip saklayabildiğin, bir yerde depolayabildiğin bir yük değil. Sen bu zihin de değilsin. Şu anda her ikisi de kullanman için sana ait belki ama sen değiller. İşte bu iki farkındalığı nefesin ile birleştirmeni istiyorum. Nefes alışverişin ile bu iki cümle arasında bir bağlantı kur. Nefes alırken ben bu beden değilim. Ve sonra nefes verirken ben bu zihin de değilim. Uykuya dalana kadar bu şekilde devam et. Burası çok önemli. Bilindiği üzere uykuya dalıştan önceki son dakikalar ve uyandıktan sonraki ilk dakikalar beyninin teta seviyesinde olduğu ve bilinç altını şekillendirebileceğin en önemli dakikalar. İnsanların neredeyse hemen hepsi diyemesek bile %99'u uykuya nasıl geçiş yaptığını bilmiyor bile. Öyle dalıp gidiyorlar. Ama uyku ile uyanıklık arasındaki o belki de günün en önemli anının nasıl geçtiğine dikkatini veren kimse yok. Bu dediğimi yaparsan, bu farkındalığı kaybetmeden uykuya dalarsan inanılmaz şeyler olacak.
uyku limitin düşecek. 8 saatini uykuda harcamak zorunda kalmayacaksın. Düzenli olarak bunu yaptığında kısa bir süre içinde 3 ila 4 saat içinde dinlenmiş olarak uyanacaksın. Ve kesintisiz, aralıksız, dümdüz bu uyku çekeceksin. Bunu yaptığında ve her gece devam ettiğinde ayık halde uykuya geçeceksin. Bilinçaltın seni günlük kaygılarının esiri halinde gece rahatsız edemeyecek. Çünkü sen ona dersini öğretmiş olarak, gece ödevini vermiş olarak uykuya dalacaksın. Böylece hem uykunda hem de günlük hayatında olağanüstü değişiklikler seni bekliyor olacak. Allah rahatlık versin.